Daha çok üzülürüm. O yüzden burada olmak daha iyi gelecek. Çabuk! Ne oluyor? Çabuk! Çöken binada yaralanan 4 kişiyi getirdik. İkisi demir çubukla birbirine bağlı. Arkadakinde ne var? Kolda. Bir yere dikkat et. Evet, geçtik. Geç, 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 geç. Tabii tutmaya çalış. Geç, geç, geç. Güzel. Yavaşça, yavaşça. Hocam 33 yaşında kadın. Tamam. Göğüs hassasiyeti var. Detaylı bir şekilde anlatmaya devam edelim. Hemen monitörümüze gidelim. 2, 3. Dikkat edin bacağına. Alın eldiven. Seni götürün. Hemşire eldiven getir. Şimdi detaylı bir şekilde bana anlatmaya başlayın. Hocam anne kızı göçük altından çıkardık. Anneydi kız hızlı. 25 yaşında. Demir çubuk ikisini de karın bölgesinden geçiyor. Ambulansta oksijen ve serum desteğinde bulunduk. Al bunu buradan. Harmayı beni duyabiliyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Evet. 50 yaşındaki hastanın eklem bölgesi tendonlarında kopma ve ezilme var. Tamam. Turnike yapıldı. Kangren olmaması adına belli bir süre aç bırak tekniği uyguladık. Vital bulgular stabil hocam. Tamam, tekrar monitörize edilsin. Tamamdır. Acil ikisine de çok kuvvetli ağrı kesici yapalım, tamam mı? Sıvı vermeye de devam edelim. Tamam. Ayaklarınızı oynatabiliyor musunuz? Geldim. Harun Bey. Şimdi ayağını elime doğru ittir. İttir. Annenin tansiyonu ve nabzı düşüyor. Tamam, hemen ultrasona getir. Hemen ultrason! Diz kapağı çıkmış. Kırıklar var gibi görünüyor. Röntgenle bakılması lazım. Ameliyata alınmadan önce sabitlenmesi gerekiyor. Yoksa sinirlere zarar verip kalıcı hasar bırakabilir. Odaklan buraya. Bunu hissettin mi? Şimdi Mine hemşire. Geldim. Bak açık yaralar var burada. Gel buraya. Bunları iyice dezenfekte ediyorsun. İyice bunlarla ilgileniyorsun ki enfekte olmuyorlar. Tamam, tamam mı? Hipertansif kullanıyorsunuz. Ayaklarını yükseltin. Bir de dopamin infüzyonu. Kızım kurtaran ne olur. Beni boş ver. Tamam sakin olun. Kurtaracağız. İkiniz de kurtaracağız. Siz sakin olun. Tamam. Tamamdır. Ben de. Bırak bana. Testikten sonra hemen tekrar turnike yapılacak. Ödem yok gibi gözüküyor. Midenin iç kısmında kanama var. Buraya gazlı bez lazım. Bağırsaklar delinmiş. Ameliyat alınması lazım. Hocam testereyle kessek? Hayır. Birbirinden ayırmamamız lazım. Şurada gördüğün o beton kütle var ya. Eğer o hareket ederse içeride titreşime neden olur. O titreşimde hasar verdirir organlara. Solunum yüzeyi sert. Nabız düşük. Acil ultrason. Arkası çıkıyor. Geliyor hocam. Geldi. İhsan abi çekil. Gel. Gel oğlum gel. Ultrason hazırlayalım. Hemen. Siz de hocam. Morarmalar bacaktan apandis bölgesine kadar uzanıyor. Bu kangren değilse ezilmeden kaynaklı. Acil ultrason. Ultrason lazım. Geldi. Alalım cihazı. Buyurun alalım hocam. Cihazı. Geldi buyurun. Tamam. Getir. Onur hemşire. Onur hemşire tampon. Geliyor. Ekrandan takip edelim. Annenin kanaması yoğunlaşıyor. Tamam biliyorum. Ameliyat yapacağız. Başka bir çaremiz yok. Berna hemşire. Biz şimdi acilen ameliyata geçeceğiz. Ameliyata gireceğimiz için de tüm kan testlerini istiyorum, tamam mı? Daha sonra testlerin sonrasında da stokta istediğimiz kan var mı diye bakacaksın, yoksa da tedarik edeceksin. Peki, anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Doktor, ne olur karımı kızımı kurtarın. Yok yok yok, dur. Ne olur doktor. Dur, şuraya dikkat et. Tamam, beyefendiyi alalım. Dikkatli ol. Tamam, Bektaş, tamam, beyefendiyi alın. Beyefendi sizinle ilgileneceğim, konuşacağım birazdan. İhsan. Buralarda ol lütfen. Tamam hocam, ne durumdayız? Hocam kaburgaları kırık. Akciğere zarar verebilir, bir an önce ameliyat alınması lazım. Leyla? Ameliyata alınması lazım hocam. Çok iyi. Tamam arkadaşlar, burayı dinle. 4 tane büyük ameliyatımız var. Tamam mı? O yüzden çok hızlı olmamız gerekiyor. Ve bizim zaman kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. İhsan, gidiyorsun Bülent'i buluyorsun ve diyorsun ki sana da ihtiyacımız var, ameliyata gireceksin. Çabuk. Tamam, tamam hocam. Hadi, tamam mıyız? Herkes beni duydu mu? Hadi devam. Tamam. Doktor. Durum nedir? Yaşayacaklar mı? Buyurun oturun, ben size biraz bir şeyler anlatayım. Şimdi biz kızınızı en acil bir şekilde ameliyata almamız lazım. Eğer alırsak kızınızın yaşama oranı yüksek. Ne lazımsa yapın. Ne olur doktor.
Şöyle bir durum var. Biz ameliyata başladığımızda yapacağımız ilk şey eşiniz ve kızınız arasındaki maalesef bağlantıyı kuran demiri kesmek olacak. Ve böylelikle eşiniz ve kızınızı birbirinden ayıracağız. Tabii bu esnada demirin üstünde bir beton yığını var. O beton yığınının da ağırlık merkezi eşinizden tarafa. O yüzden en ufak bir sarsıntı da eşinizin vücudunda bir iç kanamaya neden olabilir. Ne demek o ya? Biz bu iç kanamayı durdurabiliriz. Fakat şöyle bir durum var. İkisine aynı anda müdahale etmemiz zor. Ameliyata birinden başlamamız lazım. Bana karım mı? Kızım mı diyorsun öyle? Ben aslında size burada ameliyata başlayalım mı yoksa sevk edelim mi diyorum. Ve maalesef bu kararı sizden başka kimse veremeyecek. Kızımdan başlayın. Karım olsaydı kızımı seçerdi. Kızımı kurtarın ondan ne olur. Tamam mıyız? Güzel, güzel. Sakin ve hızlı bir şekilde ameliyathaneye, hadi. Yavaşça. Hastanın göğsünü ikiye ayırıyorum. Bistiri. Penset. Deriyi sıyıracağım. Manuel ekartörler hazır olsun. Harun Bey, belinizden aşağısına epidüralle uyuşturduk. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. O yüzden telaşa kapılmayın lütfen. Emin ellerdesiniz. Çok sağ olun doktor. Antiseptik. Diz kapağı kemiğini tamamen ortaya çıkarmak için uzunlamasına bir kesik atacağım. Bistüri. Bistüri. Penset kotar. Spanç. Ekartör. Spanç. Vakum, yıkama. Gazlı bez. Çok fazla kanama var, göremiyorum. Bir tane daha yıkama. Vakum. Yeterli. Bir anomali var. Diz bir türlü dikilecek pozisyona gelmiyor. Medial patella femoral ligament birinci evre hasar var gibi. Ama net göremiyorum. Daha net görebilmek için yarayı biraz daha açmam gerekecek. Bistüri. Penset. Bağırsakları dışarı çıkaracağım. Böylelikle yarayı görünce hemen hızlı bir şekilde müdahale ederiz. Evet, evet. Bağırsakları tamamen çıkardık. Bir arama yapalım. Ömer, yardımcı ol. Allah Allah. Ömer, sende bir şey var mı? Hayır, yok. Kaburgalar akciğere saplanmış bile. Hemen antikoagülan ilaç verelim. O
O kadar fazla kanama var ki hemotoraks oluşmuş. Akciğeri kurtarmamız gerek. Diren takacağım. Bistüri. Klemp, diren. Vakum yapalım. Yeterli. Kemik klempi. Buldum. Ama çok derinde. Şimdi sağlı sollu klempleyeceğiz. Kan akışını durdurmamız lazım. Bir tane bana, bir tane Ömer'e. Sağdaki bende. Ömer. Apandeks çok kötü durumda. Her an patlayabilir. Plevna boşluğuna kan doluyor. Toraks göğüs kafesine kadar yükselmiyor. Akciğere müdahale etmemiz lazım. Fistülü kapatıyorum. Portego. Gazlı bez. Kat makası. Kes. Kestim. Diğer hasta ne durumda? Kontrol ediyorum. Kangren olmasın diye kolundaki turnikeyi çıkarıp takar mısın? Tabii ki hocam. Kemiği sabitlememiz lazım. Sternum, pilav ve vidalar. Plak. Yerleştiriyorum. Plak. Plak hocam. İnce kemik matkabı. Matkap hocam. Boy ölçer. Boy ölçer hocam. On altı. Hazır. Tamam, oldu, yerleşti. Hasan'ın tansiyonu hızla düşüyor. Hemen hipertansif verelim. Demiri çıkartınca midedeki atar damardan kanama oluştu muhtemelen. Çiçek Hanım, kasları dikip hastayı kapatacağım. Üst sıfır prolen. Hocam. 8-0 prolen. Kat makası. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Annenin vital bulguları düşüyor. Tamam, anne bende. Tamam. Yok yok, ben bakarım onu. Hakan, hayır, sen burada kal. İkisini birden kaybetmeyi göze alamayız. Sen burada kal, anneyle biz ilgilenelim. Tamam. Anne AF'ye girdi. Demiri çıkarmamız gerek. Kalp masajına başlayacağım. Desteği yaptım. Çeviriyorum. Hemşire, destek torbası. Yerleştirdim. Kalp masajına başlıyorum. Anneyi kaybediyoruz. Defibrilatörü getiriyorum. Çekil. 3, 2, 1.
Çekil. Üç, iki, bir. Tekrar hazırlıyorum. Hadi geri dön hadi. Çekil. Üç, iki, bir. Ömer hocam. Dur. Ömer. Hayır. Ömer. Hayır, geri dönecek. Ömer hoca öldü. Yeter. Hakan bir şey söyle. Hakan. Ömer, durman lazım. Ölüm saatini vermek zorundayım. Ölüm saati 14:21. Ameliyatı tamamladık. Kızınızı kurtardık. Karınızı da kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Başımız sağ olsun. Karımı şimdi ben öldürdüm. Metin Bey. Siz karınızı öldürmediniz. Kızınızı kurtardınız. Annem? Annem nerede? Sakin ol. Bak doktorun da geldi şimdi. Sen sakin ol, tamam mı? Merhaba. Merhaba. Ameliyatın başarılı geçti ama senden şu anda tek bir isteğim var. Dinlen. Annem, annem de benimleydi. O nasıl? Biz ameliyat sırasında ikinizi de aynı anda kurtaramazdık. Maalesef anneni kaybettik. Annem öldü mü? Başımız sağ olsun. Siz ne demek istediniz? Yani ikiniz de aynı anda kurtaramazdık derken. Kızım.
kız. İkinizi de kaybedemezdim. Affet beni güzel kızım. Kızınızın önünde böyle yapın hadi. Tamam. 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 Sakin ol. Dön. Ne olmuş? Aç çabuk. 58 yaşında kadın. Al seveyim. Hastanın bacak kontrollerinde 4. derecen ödem çıktı hocam. Yan çevir. Kusma. İyi. Şiddetli. Dikkatli. Bir yüksek tansiyon. Gel. Vital bulgular. Yüksek hocam. Gel. Ateşi? 38.5. Tamam. Dikkatli. Ultrasonu getirin hemen. Hocam 61 yaşında erkek hasta. Bilinen bir kronik rahatsızlığı yok. Merdivenden düşmüş. Tamam, dikkatli. Yavaş. Uzanın. Tamam. Şöyle bastırın. Tamam. Başka bir yerinizde bir ağrı var mı? Hayır. Hasan'ın adı? Bahri İnal hocam. Bahri. Zümrüt Çin'in hocam. Zümrüt. Proba alayım. Hemen hocam, bir saniye. Güney hemşire, kontrol sende. Zümrüt Hanım'dan kan alınsın. Kan grubu, hemogram, biyokimya, hepatit ve bir de seroloji testlerine bakılsın. Ayrıca başka bir sıkıntısı var mı diye de muhakkak EKG'sine ve akciğer grafisine bakılsın. Tamam. Berna. Güney hemşire. Bahri Bey'in de bu omzunda kırık olduğundan şüpheleniyorum. O yüzden bir an önce bir röntgen çekilsin. Bir de omzunu çok fazla oynatmaması için geçici bir kol askısı verelim. Tamam. Hadi. Şuraya dikkat edin, tamam mı? Yani kusmaya başlarsa hemen yan çevirin. Tamam mı? Tamam. Gözünüz üstünde olsun. Tamam. Mine hemşire sende. Tamam, anladım. Böbrek alınırken kanamayı kontrol etmelisiniz. Organda herhangi bir hasar oluşmaması için böbrek ısısını +4 derecede muhafaza etmeniz gerekiyor. Yoksa hem organ hem de Zümrüt Hanım için geç kalırız. Bize böbreği gönderdikten sonra da nakil işlemini belki de birlikte yapacağız. Anlaşıldı. Harika. Hadi kolay gelsin. Başlıyorum. Bistüri. Pensat. Ekartör. Böbreğin üstündeki kalın bağırsağı öteliyorum. Kalın bağırsağı kenara alırken çok dikkat edeceksin. Çünkü hasta zaten uzun zamandır böbrek nakli beklediği için bağırsakları hassaslaşmış olabilir. Anladın mı? Hı hı. Tamam. Sen de. Kenara öteliyorum. Hı hı. Hasta böbreği görüyorum. Krem.
Portekü. Ömer, ilk önce hastanın damarlarını sıkıştırman gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum, bana işimi öğretme. Böbreği hızlıca nakletmek için elimle dikeceğim. Böylece daha hızlı olabiliriz. Peki. Ömer, arterleri askıya alman gerekiyor. Vakum yapıyorum. Arteri askıya alacağım. Vital bulgular hızla düşüyor. Çok fazla kan var. Klipseyemiyorum, şoka girecek. Hakan Hoca'ya haber verin hemen. Hayır, dur. Ömer, yeter! Bırakınız artık, yeter! Hakan Hoca'yı çağır. Böbrek, renal ven ve lomber venler askıya alındı. Ama böbrek üstü bezleri elleyemiyoruz. Tamamdır. Hakan Hocam, acil bakmanız lazım. Niye? Önemli. Tamam. Belki ne yapılacağını biliyorsun ama en önemlisi ben gelene kadar eğer ters bir şey olursa hiç çekinme, müdahale et. Tamam. Tamam mı? Tamam hocam, tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi, 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 hadi. Ne oluyor? Hocam, nakli hızlandırmak için klempteyip elle dikiş atmaya çalıştım ama kanama çok olduğu için dikiş tutmadı. Hocam, ben süreci hızlandırdım. Şimdi değil, sonra. Şimdi sakin olalım. Evet. Bir an evvel müdahale etmezsek... Maalesef hastayı da, sağlıklı böbreği de kaybedeceğiz. O yüzden hep birlikte bir an evvel dikiş atacağız. Tamam mı? Dikiş. Klemple şurayı. Çok acil. Şurayı. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Şimdi hızlıca klempliyorsunuz. Bütün damarları klempleyin. Organ serbestleşti. Alıyorum. Buzlu böbrek küveti. Tamamdır. Onur, sen benimle geliyorsun. Organı getiriyorsun. Tamamdır hocam. Halledebilecek misiniz tek başınıza? He? Becerebilecek misiniz? Hadi inşallah. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol Onurcuğum. Ne durumdayız? Böbreği dalak ve diğer dokulardan ayrıştırdım, serbestleştirdim. Kanamanın da önüne geçtim. Hasta nakli hazır halde. Şimdi böbrek damarını mesane toplar damarıyla birlikte sağlıklı böbreğe bağlayacağız. Fakat böbrek üstü bezlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü damar yapılarını bozarsak eğer... Nakilden sonra organdaki kanlanmada sorun olabilir. Tamam hocam. İki pens. Damar askısı ile arterleri askıya alıyorum. Zarar görmesin diye. Hı hı. Hazır. Tamamdır. Berna hemşire. 5-0 prolen ipi veriyorsun ve ipi de ıslatıyoruz. Islatma sende. Dikişe geçiyoruz. Hı hı. Islat. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Böbreği alıyoruz. Klempleri çıkarayım mı? Şimdi değil. Onu en son yapacağız. İlk önce arter damar bağlamamız lazım.
dikiş ipi. Arteri dikiyorum. Evet, kes. Kestim. Böbreğin ısısına bakalım. Normal mi? Vücut ısısının hocam. Harika. Devam edelim. Damar yolundan idrar söktürücü yapıyorum. Tamam. İdrar toplar damarını mesaneye bağlıyorum ama ondan önce şunu öğrenmen lazım Berk. Şimdi bu damarı çok düz bir şekilde tutuyor olman gerekiyor. Eğer çamaşır ipi gibi büzersen akışta, yani kan akışında sorun çıkar. Hı hı. Hemostat pens, damarları yakacağım. Koter. Tamamdır. Sonda. İdrar gelmeye başladı. Kapat. Güzel, tamam. Şimdi double J stent yapacağız. Sonra da hastayı kapatacağız. Dikiş ipi. Ne yapıyorsunuz siz? He? Hocam... Hocam ne ya? Hocam ne? Her şeyde bir cevabım var Ömer. Ne? Ya bir kendinize gelin. Siz nasıl cerrahsınız ya? Tamam, Leyla'nın bir suçu yok zaten. Ben bütün sorumluluğu alıyorum. Benim dikkatsizliğim yüzünden oldu. Hayır, kabul etmiyorum. Benim de suçum. Ona engel olabilirdim. Tamam, sen karışma. Yeter! Bir kendinize gelin ya. Bir tek sizin mi özel hayatınızda sorun var? Siz mi yaşıyorsunuz bir tek bu hayatta? Bizim yok mu? Bir kendinize gelin. Bir tane kural var. İhlal edilmemesi gereken tek bir kural. Bir. Şu kapıdan içeri girerken dışarıda olanı dışarıda bırakacaksın. Bu kadar. Bir kendinize gelin artık ya. Tek bir kere söyleyeceğim. Bir daha söylemeyeceğim. Bu kural bir daha ihlal edilirse kovarım arkadaşlar. Çok net. Ya da kovulmanız için elimden geleni yaparım. Kızım doğuruyor. Yardım edin. Yardım edin. Ne oldu? Tamam, bana bırakın. Kanaması var. Hamile. Kaç aylık hamile? 8 aylık doktor. 8 aylık. Peki ne zamandır kanaması var? Bilemiyorum doktor bey. Sabahtan beri. Ha, sabahtan beri. Tamam. Peki bir tansiyon, şeker, kronik ya da bulaşıcı hastalık var mı? Yok. Peki hamilelik şekeri var mı? Yok, lütfen kurtarın bebeğimi. Tamam. Doktor bey. Merak etmeyin, merak etmeyin. Çek kendine bacaklarını. Aç biraz daha. Hanımefendi, şimdi şöyle bir durum var. Bebek sağlıklı. Kalp atışı falan da şimdilik düzenli görünüyor. Fakat sizin kasılmalarınızda bir dengesizlik var. Berna hemşire, hemen damar yolu açalım ve bol sıvı vermeye başlayalım. Tamam hocam. Damar yolu açalım, kan testi yapalım, kan grubuna bakılsın. Hemograma, hepatite, bulaşıcı bir hastalık var mı diye bakılsın, test yapılsın, tamam mı? Tamam hocam. Açıklık. 3 santim açıklığı var. Amniyoz kesesi sağlam görünüyor. Kanama doğuma bağlı bir kanama, henüz suyu gelmedi. Annenin vital bulguları düşüyor. Mine hemşire, 500 cc dextroz içine kasılmaları dengeleyici ilaç yapalım. Tamam. O zaman burada normal doğum yapacağız, değil mi? Tabi şimdi ilacı verdikten sonra kasılmalar dengeli bir hale gelecek. O zaman da burada normal doğum yapılacak. Bebeğim iyi olacak mı? Bebek kalp atışı düşmeye başlıyor. Lütfen bebeğimi kurtarın. Açıklık. 6 santim, henüz doğum yapabilecek kadar değil. Her şey normaldi. Ne değişti? Ver bakayım. Bebek tehlikede, kordona dolanmış. Turgut hocam, epidural ilaç verelim. Sonra da hemen hastayı epidural sezaryen hazırlayalım. Tamamdır, tamamdır hocam. Lütfen bebeğimi kurtarın. Tamam, tamam, merak etme. İsmin ne? Ayşe. Ayşe, derin derin nefes al şimdi. Güzel, güzel. Sen hiç merak etme, bebeğini sezaryenle alacağız, tamam mı? Tamam. Thank you.
Doktor bey, kızımla torunumun durumu nasıl acaba? Bebek anne karnında kordonla dolanmıştı ama başarılı bir operasyonla doğumu yaptık. Şimdi de işte ameliyat sonrası durumlarını stabil tutmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun doktor bey, sağ olun. Estağfurullah. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bebek anne karnında dışkılamış. Bu da tabii onu çok ağır bir şekilde zehirlemiş. Fakat merak etmeyin, biz gerekli tedaviye başladık. Antibiyotik tedavisi başlandı. İşte oksijen tedavisi yapılıyor. Onun dışında göz damlası ve K vitamini yapıldı. Her şey yoluna girecek inşallah. Sağ olun doktor bey. Peki kızımın durumu nasıl doktor bey? Kızınızın durumu da şimdilik iyi. Şöyle ki bebek tabii anne karnında dışkıladığı için biz kızınızı da etkilediğini düşünüyoruz. O yüzden onu da oksijen ve antibiyotik tedavisine başlattık. Sabaha kadar ikisi de gözetim altında tutulacaklar. Bekleyip göreceğiz ama merak etmeyin, her şey yoluna girer. Sağ olun doktor bey. Emeğinizin hakkı ödenmez. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Vazifemiz.